şimdi ben ama bak, ben konuştum birkaç kere, kesin bizi aldık dediler. Susun! Bak şimdi... Susun! Sayın hakim, sanık sandalyesinde oturan bu kadın, defalarca mağdur Ferhat Şentürk'ün kafasını kırmıştır. Sürekli ailesine ve kendine darp uygulamıştır. Komşuları da bu kadının uyguladığı şiddeti ikrar etmişlerdir. Sanık Pembe Erdoğan. İddialar için ne diyeceksin? Tübe anam, ben kırmadım kafasını. Kim kırdı peki? Valla anam, oğlan kafayı kapıya çarpmış. Bizim kapı önemli güçlüdür maşallah. Devamlı ceryan yapıyor. Oğlan çıkarken ceryan olmuş. Kapı bir koymuş anam. Oğlan yani 2.80 yere. Uydurma be kadın. Kafasına 10 dikiş atılmış çocuğu. Nasıl kapıymış bu böyle? Anam öyle deme. Bizim kapının eli çok ağırdır. Bir tanısan vallahi hak verirsin. Otomatik kapı çarpar bizim kapı. Fena çarpar adam. Karar. Sanık Pembe Erdoğan'ın mağdur Ferhat Şentürk'e uyguladığı darp ve şiddet suçlarından suçu sabit görülüp 1 yıl 6 ay hapis cezası yatmasına karar verilmiştir. Anam, dur anam şimdi 1 yıl 6 ay mı diyorsun? Ancak dedi. Ancak sanın daha önce sabıka kaydının bulunmaması göz önünde bulundurularak hapis cezası ertelenmiştir. Yaşasın adalet. Anam budur işte. Ancak eğer bu suçtan bir kez daha gelirsen, mahallede kavga çıkartırsan, vallahi yapmayacağım. Ona buna sataşırsan, hem bu cezanı devreye sokarım, hem de yeni cezanı devreye sokarım. En az 3 yıl hapis yatarsın. Şısın be çak. Artık kavga yok, bitti anam. Artık darp yok. Şiddet yok, unutma. Yok, dayak yok, darp yok, şiddet yok. Mahalledeki herkese çok iyi davranacaksın. Duydun mu? Kimseye fiske bile vurmayacaksın. Yok, yok, yok anam, yok vallahi fikse bile fiske. Yok. Fiske? Fikse anam, yok ikisi de yok. Sürekli güler yüzlü olacaksın. Hakkında şikayet gelmeyecek ona göre. Yoksa yakarım canım. Söz. Hep böyle pişmiş kelle gibi olacağım. Söz diyorum böyle.